Çorum Belediyesi araç filosuna yeni eklenen 59 aracın anahtarı Saat Kulesi önünde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Kadın Kolları Çorum İl Başkan Vekili Semra Akyüz Özdağ, MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Çorum Mahalle Muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende açılış konuşmasını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın yaptı. Aşkın, Çorum'a bu zamana kadar yapmış oldukları yatırımları hatırlatarak Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Araç filosuna ekledikleri araçları tanıtan başkan, ikram aracını deprem ve benzeri afet durumlarında vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını, sağlık aracıyla ise durumu olmayan bir vatandaşın aniden hastalanması durumunda evine kadar bu aracı göndererek hiçbir nakil işlemine gerek kalmadan vatandaşları hastaneye sevk edeceklerini ve tüm bu hizmetlerin tamamıyla ücretsiz olacağını aktardı. Yine yeni alınan küçük boyutlu kepçe ile Kale Mahallesi restorasyonunun tamamlanacağını belirtti. Pandemiden önce ve peyderpey araçlarımız geldi. Geçtiğimiz gün itibariyle de 59 aracın tamamı gelmiş oldu. Ve burada da bütün araçlarımızı, şoförlerimizi hep beraber inşallah teslim edeceğiz. Bu araçlara baktığımız zaman yaklaşık değeri 11 milyon, tamamı DMO'dan alınmıştır. 22 tane Ford Courier camlı van, 11 tane kasalı transit, 11 tane minibüs, 3 tane Fiat Egea binek, 5 tane binek Toyota, bir hasta nakil aracı. Gariplerin, fakirlerin, fukaraların dualarıyla bu noktaya geldiğimizi bilen insanlar olarak bir hasta düşünün, şehir dışından gelmiş, ameliyat olmuş, hastanede bir hafta 10 gün yatmış, taburcu etmişler. Götürecek kimsesi yok. Oğlu yok, kızı yok, Çorum'da değil. Gariban, fakir, fukara, taksi tutsa parası yok. Arayacak belediyeyi. Diyecek ki ben hastanede taburcu oluyorum ama kimsem yok. Beni Kargı'nın falanca köyüne götürür müsün? Beni Meclisözü'nün şurasına götürür müsün? Emriniz olur, emrimiz baş üstüne diyeceğiz. Hastanaki aracımız orada. İster tekerlekli sandalyeyle, ister sedyeyle, ister oturarak bindireceğiz aracımıza. Nereye emrederse, hastamız nereye emrederse oraya götüreceğiz, bırakacağız ve Allah rızası razı olsun derse yeter. Tamamı ücretsiz bir şekilde başlattığımız yeni bir hizmet, hasta nakil aracımızda inşallah bu hizmeti görecek. Bir tane mobil ikram aracı aldık. Arkada şu an çorba, çay dağıtıyor, çorba dağıtıyor. Frigofilik kasalı et nakil aracı. 3 tane otobüs aldık. 2 tanesi halk otobüsü gördünüz. İnşallah belediye olarak bazı hatlarda toplu taşımaya da girmiş olacağız böylece. Bir tanesi iş makinesi, mini eskavatör. Şu görmüş olduğunuz şu kepçe, biz bunu 5-6 ay önce aldık. Niye aldık? Çünkü biz kalenin dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Kalenin içindeki yıkılacak binaları yıkmak istiyoruz. Herhangi bir kepçe kapıdan girmiyor. Sırf kalenin içindeki binaları daha rahat yıkalım diye bu küçük kepçeyi aldık. Ve şu anda da kalenin içindeki tüm yıkılması gereken binaların tamamını da yıktık. Kaleyi de Allah'ın izniyle eski haline taşıyoruz. Başkanın ardından kürsüye gelen milletvekili Ceylan ise Çorum Belediyesi'ni ve yapılan yatırımları takdir ederek Çorum'a yapılan tüm yatırımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aldıklarını hatırlattı. Toplamda 11 milyonluk bir araç filomuz oldu inşallah. Bu milletimizin hizmetine sunacağız. Ve bunu da, şunu da belirtmek isterim. Geçmiş dönemlerdeki belediyedeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve geldiğimiz süreçte, salgın sürecinde de 59 aracı almak, bunları da kredi kullanmadan almak, o da mevcut belediye başkanımızın başarısı. Onu da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii biz bu güzel işleri yaparken Çorum adına ve bu salgın sürecinde biraz önce değerli milletvekilim söyledi. İnşallah bundan da bir an önce kurtuluruz. Ve bu süreçte de Çorumlu kardeşlerimize, ihtiyacı olan kardeşlerimize bugünün
itibariyle 150 milyon, eski parayla da 150 trilyon yardım etmiş. Bunlar kolay olmuyor. Bunlar kimin sayesinde oluyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oluyor. Konuşmaların ardından anahtar teslim törenine geçildi. Yeni araçların şoförleri kürsüye gelerek protokol üyelerinin ellerinden anahtarları aldılar. İlk olarak AK Parti Çorum Milletvekilimiz, MKYK üyemiz Ahmet Sami Ceylan Bey anahtar teslimini gerçekleştiriyor. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Ağlatçı Bey tarafından gerçekleştiriliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tören, ikram aracından davetlilere çorba ve ekmek dağıtılmasıyla sona erdi. İyi gördüm maşallah.